Onun dışında parlamento nezdinde parlamentonun gruplarıyla komisyonla olan çalışmalarda devam edeceğiz şeklinde bir açıklama gelmişti. Ama Rumlar bu konuda ciddi bir propaganda yaptılar. Bunda da başarılı oldular aslında ve gerçekten bizim Avrupa Parlamentosu'nda yaptığımız temaslarda da bu çok dikkat çekiciydi. Türk tarafının politikalarına, Türkiye'nin tam üyeliğine çok olumlu bakan insanlar bile Türkiye'nin bu türden yaklaşımına gerçekten karşı çıkmışlardı ve bunu da bizlere söylüyorlardı, bizlerle paylaşıyorlardı. Dolayısıyla burada baktığınız zaman bu görülüyor. Bunun altının çizilmesi, ciddi bir kaygı verici bir durum olarak yer alması, Türkiye'nin AB ilişkilerinde ileriki aşamada da geriye dönük olarak kullanılabilir aslında. Yani böyle de bir sıkıntı oluşabilir. O yüzden elbette Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin dönem başkanlığı sonrasında bu türden oluşabilecek sıkıntıları da çözmek için yoğun bir diplomasi yaratılacaktır. Eminim buna. Yani Türkiye tarafından da yaratılacaktır. Yani Türkiye AB ilişkilerinde diplomatik kanallar bu amaçla da kullanılacaktır diye düşünüyorum. Şimdi fazla zorlanmamasının bir nedeni de Güney Kıbrıs'ın dönem başkanlığında herhangi bir ofsayta düşmemek gibi algılıyorum ben. Evet. Peki Türkiye'nin daha önce işte Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği dönem başkanlığı almasından sonra dondurma girişimi ve bugünkü yapılan açıklanan rapordan sonra Türkiye'nin bundan sonra tekrar Güney Kıbrıs için bir yaptırımı ya da buna benzer bir yine bir tepki olabileceği düşüncesi var mı sizde? Ben sanmıyorum. Yani bu saatten sonra zaten 2,5 aylık bir süresi Süresi kaldı kaldı. dönem Evet. başkanlığının. Evet. Kaldı ki Avrupa Parlamentosu'nda birçok milletvekilinin bu konudaki görüşü şudur. Aralığın ikinci haftası dönem başkanlığı biter anlayışı vardır. Çünkü artık bir Christmas tatili başlar. İşte o zirve günlerinde zirvenin bitmesiyle dönem başkanının bittiği varsayımı vardır. O açıdan da bakıldığında işte 2 aylık bir dönem kalmıştır. Türkiye'nin tekrardan farklı bir tepki vereceğini ben şahsen tahmin etmiyorum. Zaten vermişti yüksek derecede Evet. tepkisini ortaya koymuştu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin organize ettiği toplantılara katılmamakla da bunu aslında gösterdi. Bu da rapora yansıdı. Yalnız bu raporda bir konu daha var altı çizilen. Bence o da önemli. Şimdi geçmiş raporlarda da özellikle son yıllarda Türkiye'nin Kıbrıs konusunun çözümüne dönük aktif desteğini devam ettirdiğine dair ibareler var. Bunda da var. Biraz önce söylemiştik. Yalnız bunda bir farklılık eklemişler. O farklılık da şu. Bazı üst düzey siyasetçilerin bu çözüm müzakerelerinde devam eden ve Türkiye'nin aktif desteğinde devam eden çözüm anlayışından farklı olarak farklı çözüm modelleri ya da olabilecek çözüm modellerini zikrettikleri de not ediliyor burada. Bir ara hatırlarsanız Türkiye'de bazı üst düzey siyasetçilerin Sayın Egemen Bağış'ın zannediyorum. Müzakereler işte sonuç vermezse biz Türkiye'ye bağlarız ya da işte konfederasyon vari bir çıkış yapmıştı. Ona atıfta bulunuyor ve bunu bazı üst düzey siyasetçiler diye not ediyorlar. O da bu raporda yeni bir unsur. Şimdi burada tabii dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. Yani elbette Türkiye'de de bu rapor değerlendirilecek. Enine boyuna artısıyla eksisiyle Hatta şu değerlendirilecek bugün kesinlikle. Egemen Bağış'ın da bir basın toplantısı Elbet, ile evet. ilgili. Ve biraz önce dediğim gibi mutlaka bundan sonraki dönem başkanlıklarında da yani Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dönem başkanlığı bittikten sonraki süreçte yani önümüz 2 yıldan itibaren de burada çıkan bazı eksileri gidermek için de diplomatik kanallar mutlaka kullanılacaktır. Ondan yana eminim.
Ancak Kıbrıs'la ilgili kısımlarına baktığımızda bizim de bu bir iki noktaya dikkat etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü yani bizim görüşmelerde ortaya koyduğumuz tavrın izlemeye çalıştığımız yolun dışında farklı bir anlayışın yerleşmesini Avrupa Parlamentosu'ndaki mesela parlamenterlerin zihinlerini engellememiz lazım. Evet. O yüzden bizim de bunlara dikkat etmemiz gerekiyor, evet, diye düşünüyorum. Zamanım